İki tarafın bir kısım art niyetli ırkçılarının yaptığı hataları yüzünden birbirimizi toptan düşman bellemek büyük bir hata ve günahtır. Türkleri ve Kürtleri iyi tanıyan, Kur'an, sünnet, tarihi gerçekler bağlamında meseleleri değerlendiren Bediüzzaman'ın ülkemiz ve İslam alemi için hayati önem arz eden ikazlarına devlet ve millet el ele verip kulak kesilmek zorundayız. Bazı Türk kardeşlerimizin menfi milliyetçilik denilen ırkçılık belasından çok çektiğimizi artık görüp ecdadımızın ümmetçilik anlayışına tekrar bütün samimiyetleriyle eğilmeleri gerekir. Bazı ırkçı Kürtlerinde bin yıllık birliktelik yaşadıkları, kader birliği savaşa beraber girip şehit verdikleri, beraber ağlayıp beraber güldükleri, Kız alıp verdikleri bu cengaver ve fedakar Türk milletiyle samimi dostluğa girmeleri gerekir. 40 sene yaklaşan bir zaman diliminde Türkiye'miz bölücü terör musibetinden çok çekti. Çok kanaktı, gözyaşı döküldü. Nice canlar yandı, ocaklar söndü. Binlerce köy boşaltıldı. Çok büyük miktarlarda paralar sarf edildi. Canlarımızı, cananlarımızı, gücümüzü, yıllarımızı ve kaynaklarımızı kaybettik, heba ettik. Devlet ve millet bölücü terör illetinden kurtulabilmek için her yolu denedik ve her çareye başvurduk. Elbette bu fitne ateşinin söndürülmesi noktasında devletimiz ve milletimiz çok ciddi adımlar atıp fedakarlıklarda bulundu. Şimdi de terörün silahlı kanadının gün be gün erimesinden dolayı bütün millet heyecanlı bir mutlu sonu bekleme pozisyonuna girdik. Lakin asıl mesele bundan sonra başlıyor. Yani milletimizin gücünü kıran, kanını emen, evladını toprağa gömdüren, imkanlarını boş yere akıttıran ve dış güçlere muhtaç ettiren bu ırkçılık belasının kalplerden hiç dirilmeyecek şekilde sökülüp atılması ve bu iki kadim dostun tek din, tek bayrak, tek devlet, tek vatan hakikatini kalben sahiplenmesi gerekir. Bu bölücü terör bataklığını kurutabilecek çözüm reçeteleri Kur'an'da, sünnette ve Türklerle Kürtlerin psikolojik ve sosyal hayatını ciddi bilen ve analiz eden Bediüzzaman gibi vatanperver şahısların tecrübelerindedir. Evet, bölücülük bataklığını kökünden kurutmanın ve bölücü terör sorununa kalıcı çözüm üretmenin en tesirli, ucuz ve kalıcı yolu devletin ve halkın Bediüzzaman'a kulak vermesi ve tavsiye ettiği esaslara itibar ederek ferdi ve toplumsal hayata aşama aşama geçirmesiyle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Bediüzzaman ülkemizde halkın çok büyük kesimini teşkil eden Türk, Kürt ve Arap kökenli kardeşlerimizin itibar ettiği, saygı ve hürmet gösterdiği bir zattır. Kısacası Bediüzzaman, Kürtler, Türkler ve Araplar için sevilen, sayılan ve kendisine itibar edilen ortak bir isim, ortak bir değerdir. Bediüzzaman hem Türkleri hem de Kürtleri çok iyi tanımaktadır. Her iki milleti de tüm özellikleriyle çok iyi tanıyan mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Onun için Türkler ve Kürtler arasında meydana gelebilecek ihtilaf ve nifak konuları, ayrıca birlik ve beraberliği tesis edebilecek vesileleri de en doğru şekilde tespit, ve teşhis edebilen bir zattır. Bu nedenle kalbi imanla, aklı hikmetle yoğrulmuş ve ırkçılığın dış kaynaklı olduğunu ferasetiyle sezen çoğu Kürt kökenli nur talebeleri asla bölücülüğe taviz vermediler ve terör örgütüne sempatizan veya taraftar olmadılar. Devlete bağlı kalıp birlik ve bütünlüğümüzün tesisi için çalıştılar. Bu nedenle ilgili devlet kurumlarımızın ve samimi Türk ve Kürt vatandaşlarımızın Bediüzzaman'a kulak vermesi ve eserlerindeki çözüm önerilerine itibar etmesi gerekir. Bu konuda Kur'an'da geçen şu ayet-i kerime, milletlerin farklı yaratılmasının Allah'ın hikmet ve iradesiyle gerçekleştiğini ve bunda çok faydalar bulunduğunu ilan eder. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Bu ayet ile Cenab-ı Hak bizi farklı ırk ve millet olarak yaratmasının ana sebebinin birbirimizi tanımak, toplum hayatındaki münasebetlerimizi bellemek ve birbirimize yardım etmek için olduğunu, yoksa bu ayrılığın birbirimize düşmanlık etmek ve dünyayı ateşe çevirmek için olmadığını net bir şekilde bizlere ihtar eder. Aslında Türkler ve Kürtler olarak itibari bir farklılığımız olsa da bizi birbirimize bağlayan hakiki ve sağlam bağlarımız vardır. Halıkımız, rezzakımız olan Rabbimiz birdir. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birdir. Hepimizin okuduğu Kur'an bir, ezan bir, yöneldiğimiz kıblemiz birdir. Bu ülkede yaşayanlar olarak da devletimiz bir, şehitlerimizin kalından rengini alan bayrağımız bir, Yine milyonlarca şehidimizin kanıyla sulanan vatanımız birdir. Irkçılık fikrini taşıyanlara hitap eden yüzlerce hadis-i şeriften sadece üç misal vermeye çalışacağız. Bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, ırkçılığın İslam'da yeri olmadığını şöyle ifade etmektedir. Asabiyet davasına kalkışan, onu yaymaya çalışan, bu dava uğrunda mücadele eden kimse bizden değildir. Bir başka hadiste ise ırkçılığa çağıranların acı sonuna şöyle dikkat çekilir. Kim hevasına uyarak batıl yolda cenk eder, kavmiyetçiliğe çağrıda bulunur veya kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevüre kapılırsa cahiliye ölümü üzere ölür. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam ırkçılık hakkındaki beyanlarını veda hutbesinin bir bölümüyle noktalayalım. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır. İki komşu arasında yaşanabilecek bütün olumlu ve olumsuz, tatlı ve tatsız olay ve hadiseler elbette bu iki cengaver millet arasında da yaşanmıştır. Fakat bir kısım kafatasçı Türk ve Kürt tarihçilerin olumsuz beyanları dışında bu iki milletin bin yıllık mazisinde güzel hatıralar çok daha fazla yer almaktadır. Bu iki millet kader birliği etmiş, ailelerini güzel ve mutlu evliliklerle birleştirmiş, ticaret yapmış, felaketlerini beraber sarmış, ortak düşmanlarını beraber savmuşlardır. Hatta objektif bakış açısına sahip kişilerce yapılan değerlendirmeye göre bu iki millet gibi tarihte bu kadar uzun süre dostluğunu devam ettiren ikinci bir örnek görülmemektedir. Türkler Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'ya girip burayı yurt tutmalarında Yavuz Sultan Selim'in Şiiliğe karşı yaptığı ve İslam birliğini sağladığı haklı mücadelesinde ve Kurtuluş Savaşı'nda topyekün yok olmaktan kurtulmalarında Kürtlerin ciddi desteklerini görmüşlerdir. 1071 Malazgirt Savaşı öncesinde Bizans İmparatoru Roman Diyojen, Frank, Ermeni, Norman, Slav, Abaza gibi farklı milletlerden ve Müslümanlığı kabul etmemiş Hristiyan, Peçenek, Uz gibi Türk boyların da içinde bulunduğu zamanın en büyük ordusunu kurup Anadolu'ya sefere çıkar. Müslümanları Anadolu'dan çıkarmadan, Anadolu'yu kendi valilikleri arasında paylaşmadan ve bütün camileri kiliseye çevirmeden geri dönmeyeceğini bildirmişti. Bunu haber alan Alparslan Müslüman devletlerden yardım talep eder. Bu çağrıya bazıları yeryüzünün en büyük ordusu olan Bizans ordusuna karşı durlamayacağını ve yenileceklerini söyleyerek olumlu cevap vermemişlerdir. Kürtler ise savaştan bir gün önce 25 Ağustos 1071'de Mele Yahya önderliğinde 10 bin civarında Kürt süvari savaşçıyla Alparslan'ın yanında yer alır. Kürtlerin ileri geleni Mele Yahya, din kardeşlerimizin yanında cihad etmeye geldik demiştir. Bunun bir benzeri ise 16. yüzyılda yaşandı. Şah İsmail'in ve Şiiliğin yayılışı Kürtlerin bölgedeki pozisyonlarını ciddi biçimde sarsmıştı. Bu çalkantılı dönemde Kürtler Safavillere karşı Osmanlı tarafında olmayı seçtiler. Böylece Osmanlı'nın Safavillere karşı galip gelmesinde rol oynadılar. Bu bilinçli hamle Kürt devlet adamı İdrisi Bitlis'in önderliğinde kurulan ve 500 yıldan fazla sürecek olan Türk-Kürt ittifakının temelini de oluşturdu. Çanakkale, Sarıkamış ve Kurtuluş Savaşı'nda da Kürtlerin ciddi desteği görülmüş, Anadolu'yu muhafazaya gayret göstermiş, 500 bin kadar şehit vermişlerdir. İşte Kürtlerin Türklerle beraberliğini temin etmeye gayret edenlere, yani Mele Yahya, İdrisi Bidlisi ve asrımızda Bediüzzaman'a baktığımızda, ortak yanlarının dindar, sağduyulu ve mütefekkir olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Zira Mele Yahya, Müslümanlığı ortadan kaldırmaya gelen Bizans'a karşı, İdrisi i Bidlisi, Sünniliği bitirmeye azmetmiş Safevilere karşı, ve Bediüzzaman da dinsizliğe ve Ermenilere karşı birlik çağrısı yapmışlardır. Kürtler, Cumhuriyet'in kuruluşunda da ciddi rol oynamışlar. Lakin Cumhuriyet'ten sonra, Şeyh Said hadisesini bahane eden idareciler, Maalesef onları yok saymış. Alimlerini ya dar ağacında astırmış ya da sürgüne göndermiş ve perişan etmiştir. Kürtçe olan yer isimleri değiştirilmiş ve Kürtçenin unutulması için şiddetli önlemler almışlardır. Kürtlerin dilleri, kültürleri yok sayılmıştır. Şimdi ise Cumhuriyet zamanında yapılan bu hatalar gün geçtikçe basiretli idareciler tarafından farkına varılarak düzeltilmeye ve yaralar sarılmaya başlanmıştır. Gün geçtikçe daha akılcı tedbirler ve çalışmalar artmaktadır ve artmalıdır. Bediüzzaman Hazretleri 1908 yılı içinde o zaman İstanbul'da bulunan ve mevcudu 30-40 bin yaşan hamal ve işçi kürtlere ettiği nasihatta şöyle seslenir. Türkler bizim aklımız, biz de onların kuvveti. Mecmumuz iyi bir insan oluruz. Kod serane yapmayacağız. Başına buyruk olmayacağız. Bu azmimizle başka unsurlara dersi ibret vereceğiz. Ayrıca doğudaki Kürt aşiretleriyle sohbetlerinde söylediği şu ifadeler çok ilginçtir. Emin olunuz, biz Kürtler başkalarına benzemiyoruz. Yakinen biliyoruz ki içtimai hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neşreder. Evet. İdrisi Birliği'sinin Sünni birliği sağlama ve Şiiliği zayıflatma adına Yavuz Sultan Selim Han'la yaptığı ittifak neticesinde Kürtler maddi ve manevi alanda çok ciddi rahatlığa kavuştular. Bu uzun dönemde Kürtler hem Anadolu'da ve Orta Doğu'da yayılıp rahat hareket etme hem de güvenli ticaret yolları sayesinde gelirlerini artırma imkanına kavuştular. Kent hayatının eğitimin, tarım ve hayvancılığın uzun barış dönemlerinde iyileştiğini unutmayalım. Ayrıca Kürtler sadece kendi bölgelerinde değil Osmanlı idaresinde üstlendikleri görevlerle de etkili oldular, güç kazandılar. Kürtler ve Türkler et ve tırnak gibi birleşmiş ve ayrılamaz bir hale geldiler ki artık birisinin başı ağrıdığı zaman ötekinin bundan acı ve sancı duymaması Birisi kargaşa ve bunalım yaşarken diğerinin huzur ve istikrara sahip olması mümkün olmadı. Wilson prensiplerinden ümitlenerek toprak isteğinde bulunan ve bu konuda İngilizler tarafından kışkırtılan bir kısım insanlar özerk veya bağımsız Kürdistan isteğiyle harekete geçtiler. Bunlardan Osmanlı hükümetinin Stockholm Büyükelçiliği yapmış olan Kürt Şerif Paşa Mayıs 1919'da Paris'teki İngiliz Büyükelçiliğine bağımsız bir Kürdistan'ın emiri olma yükünü taşımaya gönüllü olduğunu bildirmiş ve 22 Mart 1919 tarihli bir muhtıra sunmuştu. Fakat bu muhtıra Ermeni Delegesi olan Bogos Nubar Paşa'nın Ermenistan hakkındaki taleplerine ters düşüyordu. Bunu gören İtilaf devletleri Paris Barış Konferansı'na katılan Şerif Paşa'yı Ermeni delegesi Boğuz Nubar Paşa ile masaya oturtup anlaşma yapmaya ikna ettiler. Şerif Paşa ve Ermeni delegesi Nubar Paşa büyük devletlerden birinin himayesi altında bir Ermeni ve bir Kürt devletinin kurulmasını isteyen anlaşmaya 20 Kasım 1919'da imza attılar. Ermeni Boz Nubar Paşa ile Kürt Şerif Paşa Paris'te Kürt-Ermeni İşbirliği yolunda Ocak 1920'de ortak bir muhtıra yayınlar. Bu muhtırada Kürtlerle Ermenilerin kardeş oldukları, her iki milletinde Türkler tarafından zulme uğradıkları belirtilerek Avrupa devletlerinin desteğiyle Anadolu'nun doğusunda bağımsız birer Kürdistan ve Ermenistan devletlerinin kurulması talebi açıkça dile getirilir. Yapılan bu anlaşma 20 Şubat 1920 tarihli Vakit gazetesinde de haber olarak verildi. Ancak haklılıktan uzak bu Ermeni Kürt ittifakına karşı en büyük tepkiyi öncelikle Kürt alimleriyle diğer ileri gelen şahsiyetler gösterdi. Bunlar arasında en dikkate değer tepkilerden biri de Bediüzzaman Said Nursi'den mana itibariyle şöyle geldi. Dört buçuk asırdan beri İslam birliğinin fedakar ve cesur hizmetkarları olarak yaşamış ve dinine bağlılığı gaye hayat bilmiş olan Kürtler, henüz 500 bine yakın şehitlerinin kanı kurumadan, şişlere geçirilen yetimlerinin, gözleri oydan ihtiyarlarının hatıralarını teessülle anarken, İslamiyet'in zararına olarak tarihi ve hayati düşmanlarıyla anlaşma yapmak suretiyle, dinlerinin amaçlarına taban tabana zıt, ayrılıkçı bir yol takip edemezler. Binaenaleyh Kürtler milli vicdanlarına zıt olan bu anlaşmayı imzalayan kişileri de tanımazlar. Bediüzzaman daha sonra başka bir makalede Kürtler camiayı İslamiye'den ayrılmaya asla tahammül edemezler. Bunun aksini iddia edenler mutlaka kötü niyetle hareket eden ve Kürtlük namına söz söylemeye selahiyatlar olmayan 5-10 kişiden ibarettir. Kürtler İslamiyet nam ve şerefini ila için 500 bin kişi feda etmişler ve makamı hilafeti olan sadakatlerini döktükleri kan ile bir kat daha teyit etmişlerdir. Ermeniler Şarki Anadolu'da toprak edinme davasında muvaffak olamayacaklarını anladılar. Maksatlarına Kürtler namına hareket ettiğini iddia eden Şerif Paşa'yı alet etmeyi muvafık buldular. İşte bu gaye ile o asılsız beyanname müştereken imzalandı ve konferansa takdim olundu. Ermenilerin maksadı Kürtleri aldatmaktan başka bir şey olamaz. Çünkü ileride Kürtleri bir uydu millet haline getirecekleri muhakkaktır. Buna ise aklı başında olan hiçbir Kürt taraftar değildir. Kürtler ecnebi himayesinde bir muhtariyeti kabul etmektense ölümü tercih ederler. Anlaşmaya gelen şiddetli tepkilerle beraber Bediüzzaman'ın da Vakit gazetesindeki kınama yazısı yayınlanınca Şerif Paşa Paris'teki Kürt delegeliğinden çekildiğini Vakit gazetesine telgrafla bildirdi. Böylece Kürtlerin ikbal ve istikbalini düşünen başta Bediüzzaman olmak üzere samimi Kürt aydınlarının teşebbüsü ve itirazlarıyla bu fitne söndürülmüş oldu. Fakat o zamandan bu zamana ne Ermenilerin bu sevdası söndü, ne de onlarla işbirliği yapacak menfaat şebekeleri ortadan kalktı. Bu nedenle bu sevda böylece devam edip gitmektedir. Bu noktada Kürt ve Türk aydınları çok uyanık ve sağduyulu davranmak zorundadır. Bediüzzaman kendini ısrarla İslam dünyasından soyutlamaya çalışan milliyetçi kesime mana itibariyle şöyle seslenir. Ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et, senin milliyetin İslamiyetle birleşmiş, ondan kendini soyutlayamazsın, İslamiyet'ten uzaklaşsan mahvolursun. Bediüzzaman'ın yüksek fikirlerinden istifade etmek isteyen Ankara hükümeti kendisini davet ederler. Kanun hazırlama aşamasında doğuyu da batıya nispet ederek dinden soyutlama faaliyetini sezince onlara şu ihtarı yapmıştır. Bu hususta size bir hakkatlı misal vereyim. Eskiden Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde hamiyetli ve gayet zeki o talebem Ulu mu diniyeden aldığı hamiyet dersiyle her vakit derdi. Salih bir Türk elbette fasık kardeşimden ve babamdan bana daha ziyade kardeştir ve akrabadır. Sonra aynı talebe talihsizliğinden sırf maddi fenoloji cedide okumuş Sonra ben dört sene sonra esaretten gelince onunla konuştum. Hamiyeti milliye bahsi oldu. O dedi ki ben şimdi rafizi bir Kürdü, salih bir Türk hocasına tercih ederim. Ben de eyvah dedim ne kadar bozulmuşsun. Bir hafta çalıştım onu kurtardım. Eski hakkatlı hamiyete çevirdim. İşte ey mebuslar o talebenin evvelki hali Türk milletine ne kadar lüzumu var. İkinci hali ne kadar vatan menfaatine uygun olmadığını fikrinize havale ediyorum. Demek farz muhal olarak siz başka yerde dünyayı dine tercih edip siyasetçe dine ehemmiyet vermeseniz de herhalde şark vilayetlerinde din tedrisatına azami ehemmiyet vermeniz lazım. Yine Ankara'da milletvekillerine dağıtılmak için hazırlanan ve daha sonra Ankara ile arasını açacak olan 10 maddelik bir genelge hazırlayıp dağıtır. Bediüzzaman bu yazıda yine şarkın kurtuluş reçetelerini ihmal etmez ve şöyle hitapta bulunur. Bu millet İslam'ın cemaatleri çendan gerçi bir cemaat namazsız kalsa, fasık da olsa yine başlarındakini mütedeyin görmek ister. Hatta umum şarkta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu Acaba namaz kılıyor mu derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler. Kılmazsa ne kadar muktedir olsa nazarlarında müttehemdir. Bir zaman Beytü Şebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim sordum sebep nedir? Dediler ki kaymakamımız namaz kılmıyordu. Rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idiler. Yıllar sonra bu ifadelerin ülkemiz için ne kadar hayati önem arz ettiği ortaya çıkacak, lakin iş işten geçmiş olacaktı. Son söz olarak Türkleri ve Kürtleri iyi tanıyan ve bu iki milletin içerisinde ömrünü geçiren ve Kur'an, Sünnet, tarihi gerçekler bağlamında meseleleri değerlendiren Bediüzzaman'ın ülkemiz ve İslam alemi için hayati önem arz eden ikazlarına devlet ve millet el ele verip kulak kesilmek zorundayız. Bazı Türk kardeşlerimizin menfi milliyetçilik denilen ırkçılık belasından çok çektiğimizi artık görüp, bundan vazgeçip, ecdadımızın ümmetçilik anlayışına tekrar bütün samimiyetleriyle elmeleri gerekir. Bu noktada kadim tarihi dostlukları ve birliktelikleri olan Kürtlerin meşru olan her türlü hareketlerinde şahane serbest olabilecek bir yolu açmaları, ve ayrılıkçı eylem ve söylemden vazgeçmeleri gerekir. Bazı ırkçı Kürtlerinde bin yıllık birliktelik yaşadıkları, kader birliği savaşa beraber girip şehit verdikleri, beraber ağlayıp beraber güldükleri, kız alıp verdikleri bu cengaver ve fedakar Türk milletiyle samimi dostluğa girmeleri gerekir. Hiç unutmayalım ki Türklerin, Kürtlerin ve tüm İslam aleminin Zamanımızın büyük ejderhalarının zararlarından, zehirlerinden kurtulmalarının tek çaresi kalben barışmak ve birlik beraberliğe girmektir. İki tarafın bir kısım art niyetli ırkçılarının yaptığı hataları yüzünden birbirimizi toptan düşman bellemek büyük bir hata ve günahtır. Evet, Anadolu halkının dünyada ve ahirette rahat etmesinin yolu ittihattan geçer. Ecdadımızın dediği gibi ya devlet başa ya kuzgun deşe.